Selamun aleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri. Yeni bir Saadet İdaren programıyla daha karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz Özkan Yaman hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun, sağlığınıza duacıyız. Hocam bu haftaki konumuz Kur'an tilaveti ve aile. Kur'an ve sünnet dahili olarak birinci bölümümüzle başlıyoruz. Bir ayet paylaşımımız olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Sad suresi 29. ayette Rabbimiz buyuruyor ki ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aileden bahsediyoruz. Ailedeki huzurdan, geçimden, düzenden, saadetten. Şimdi ailenin saadetini temin eden, huzurunu sağlayan, güzel geçiminin şartlarından bir tanesi de tabii ki o ailede Rabbimizin kelamının, Kitabullah'ın, değil mi, vahyin bir şekilde teneffüs edilmesi, bir şekilde meşgul olunması, bir şekilde öğrenilmesi, öğretilmesi, okunması, üzerinde düşünülmesi, tefekkür edilmesi, riayet edilmesi. Bakın bu kelimeyi pek kullanmayız ama riayet çok önemli. Yani Kur'an'a riayet uyumak anlamında. Tabii tabii. Yani ya sözünde, davranışlarında, hal hareketlerinde Kur'an'a göre bir ölçü belirlemek. Yani ona riayet etmek. Ha ben bunu söylemeyeyim. Bu Kur'an'da o iyi karşılanmıyor. Rabbimiz bunu yasaklamış. Bir yansıma olması lazım. Ben bunu yapmayayım. Tabii. Yani riayet etmek. Dolayısıyla aslında Müslüman bir toplumdan söz ediyoruz, değil mi? Ki elhamdülillah İslami bir toplumdayız, Müslüman bir toplumdayız. Bizim inanç değerlerimiz var ve inanç değerlerimiz içerisinde esas olan iki tane değer Kur'an ve sünnet. Dolayısıyla biz Müslüman aileyi konuşurken mutlaka Kur'an'la alakalı olarak konuşacağız. Şimdi düşünün ki siz Müslüman bir toplumdasınız ve Kur'an okumayı bilmiyorsunuz, bir aile kuruyorsunuz. Burada bir problem var. Burada bir problem var. Siz Müslüman bir anne babanın evladısınız, Müslüman bir aileden geliyorsunuz, Müslüman bir millettensiniz filan. Fakat sizin Kur'an'la haşir neşir olduğunuz pek vaki değil. Veya siz Kur'an'dan herhangi bir sureye, bir ayete vakıf değilsiniz. Yani ne ezberinizde var, ne hatırlıyorsunuz. Bu bir faciadır. Bu bir facia. Bir aile problemi sayılır mı hocam? Aile problemi değil ama aile problemlerine bir sebep sebeptir. Bir sebep. Şimdi bunu bir Fransız toplumu için, bir Alman toplumu, yani onlar için söylemiyoruz. Fakat bir Müslüman toplumu için söyleyeceğiz bunu. Bir Müslüman aile için söylemek zorundayız. Çünkü bizim cetvelimiz, bizim ölçülerimiz bu. Biz bununla tartıyoruz. Biz bununla tartıyoruz. Biz bu, bizim yolumuz, caddemiz bu. Yani bizim kullandığımız hani tabir birer şey ama malzeme bu. Dolayısıyla ya işte siz bundan bahsediyorsunuz da zaten toplumda böyle bir şey yok ki diyemezsiniz. Yani bizim kabullerimiz, bizim kanaatlerimiz var. Bizim kabullerimizle başka toplumların kabulleri farklı olabilir. Ama benim hayat düsturum, benim hayat felsefem, benim hayat tarzım, benim kabullerimle alakalıdır. Yani ben neyi kabul etmişim? Benim için arkadaş bütün prensipler, kurallar evvela Kur'an'dır. Evvela ben hayatımı ona göre düzenlemeye çalışacağım. Oradan alacağım. Evet. Ha benim bizim için hayat prensibi budur. Biz şimdi nikah deyince neyle ilişkilendiriyoruz hemen? Biz evlilik işte mehir falan diyoruz, şahit diyoruz. Neyle ilişkilendiriyoruz? Biz hatta düğüne başlarken Allah'ın emri, peygambere kavli, bunların hepsi Kur'an'la alakalıdır. Evet. Veya biz bir örnek verirken işte ne diyoruz? İşte Hazreti Yusuf diyoruz. Hazreti Yusuf'un hani, veya işte Hazreti Musa diyoruz. İbrahim diyoruz. Neyle konuşmalarımız? Hep temelimizde. Tabii. Yani şöyle hayatımıza baktığımız zaman inşallah diyoruz. İnşallah zaten Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sakın yarın yapacağım bir şey için inşallah demeyi unutma. Yani mutlaka inşallah diyor. Evet. Yani hayatımızın içerisinde Kur'an bir şekilde var. Ha, biz bunu çok fark etmiyoruz ama var. Bu farkındalığı artırmak lazım. Evet. Neyle? Öğrenerek, okuyarak, amel ederek. Şimdi ayet-i kerimede ne dedi? Ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler diye. Liyeddebberu. Tedebbür etsinler. Yani o zaman kafa yorsunlar. Şöyle ellerini şuraya koysunlar değil ama şöyle düşünsünler. Ya bu ayette ne diyor? Azan şimdi okuduğumuz bu ayet mesela. Evet. Kitabun. Bir kitapla başladı. Ya demek ki hayatında bir kitap olmalı. Enzelnahu.
sana inzal ettik, indirdik onu. İleyke mübarekün. Ya kelime kelime bile düşünsek, manasını bilmesek bile. Bu kelimelerin çoğu hayatımızda var. Allah mübarek etsin diyoruz. Yani nikahta tebrik ederken öyle söylüyoruz. Evet. Bayramı şimdi değil mi? Bayramı tebrik ederken öyle söylüyoruz. Evet. Allah mübarek et. Bak sana diyor mübarek bir kitap indirdi. Bereket burada. Bereket mi arıyorsun? Bereketin kaynağı burada. Ailende huzur mu arıyorsun? İşte bereketin kaynağı burada. İndirdiğimiz mübarek bir kitap. Niye indirdik onu? Liyeddebberu. Üzerinde tedebbür etsinler, düşünsünler, kafa yorsunlar. Ya ne diyor burada? Fikretsinler. Ne demek istiyor? Nasıl anlamalıyım? Yani. Alimler ne demişler? Tefsirler ne demişler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti hayatında nasıl pratize etmiş, nasıl yorumlamış, nasıl aktarmış? Ayati vel yetedekkere ulul elbab. Ve yetedekker, tezekkür etsinler. Bir tedebbür var, bir de tezekkür var. Yani öğüt alsınlar. Hem üzerinde düşünsünler, hem de kendilerine öğüt alsınlar, ders çıkarsınlar. Kimler? Ulul elbab, akıl sahipleri. Şimdi o zaman bizde elhamdülillah akıl da var. Yani öyle düşünüyoruz. Aklımız varsa Kur'an'la bir haşır neşir olacağız. Bir meşguliyetimiz olacak. Yani düşünme noktasında, öğüt alma noktasında, hayata geçirme noktasında. Ailede inanın, birçok problemin temelinde Kur'an'dan uzaklık yatıyor. Yani Kur'an'ı okumamak yatıyor. Şimdi soralım yani işte ey Ahmet, Mehmet, ey Ayşe, Zeynep. Bugün Kur'an'dan kaç ayet okudun? Kaç sayfa okudun? Niye okumadın diye. Bak bunlar evet. Sormamız lazım. İşte şu işim vardı, şöyle meşguldüm, şuydum, buydum. Ya şimdi sen o meşguliyetlerin hepsi gelip geçici. Hep çoğunun aslı astarı da yok. Kendine uydurduğun şeyler. Ama Kur'an öyle değil. Kur'an Allah'ın sana indirdiği bir yol haritası, mübarek bir kitap. Dolayısıyla bizim çok böyle somut bir şekilde söyleyelim. Eğer öfkemizi kontrol edeceksek neyle kontrol edeceğiz? Okuduğumuz ayetlerle kontrol edeceğiz. Okuduğumuz cüzle kontrol edeceğiz. Eğer birbirimizi affedeceksek affetmeyi nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan öğreneceğiz. Gerçekten de birbirimizle yani aramızda böyle güzel bir ülfet kuracaksak, adil davranacaksak, hakka hukuka riayet edeceksek, karşıdakini bir emanet olarak görüp o emanete riayet edeceksek, kırmamaya, üzmemeye çalışacaksak bunları nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz en başta? O en başta okuyacağız. Arapçasını okuyacağız. Yani hocam ben manasını bilemiyorum. Vaktim de yok. Mealini okuyacak, tefsirini okuyacak. Efendim bunun açıklamasını dinleyecek vaktim de yok. Zaten kardeşim yüzüne oku. Yani al sadece hatim etmek için yüzüne oku. Bu bile bu bile seni manevi olarak. Evet. Bakın manevi olarak bir yere bağlar. Manevi olarak bir yere çeker. Tamam ona vaktin olduğu zaman şeyini de oku yani açıklamasını da oku. Fakat sadece yüzünü okumak bile insanı frenler, bir yerde durdurur. Ya bir dakika ben Allah'ın kelamını okuyorum şu anda. Az önce okudum ben bunu. Ya ben sabah çıkmadan okudum. Veya ben evde bunu hem okuyup da hem bu kitabı okuyup da hem bu haksızlığı nasıl yaparım? Ben hem bunu okuyup da karşıdakine nasıl zulmederim? Karşıdakinin izzeti nefsini nasıl kırarım? Nasıl rencide ederim? Çünkü ben az önce Rabbimin kelabını okudum. Az önce Kur'an'ı okudum. Bakın bir muhasebeye sevk ediyor. Bir murakabeye sevk ediyor. O bir fren mi yapar? Tabii frenliyor. Maneviyat dediğimiz şey ne ya? Maneviyat dediğimiz şey bu değil mi? Yani sizi bir yerde durduran, sizi bir şekilde bir yere bağlayan, bir yere alakalandıran şeydir maneviyat. Dolayısıyla ya ben Kur'an okuduysam bu yaptığım hareket Kur'an'la örtüşmeli. Kur'an'a zıt olmamalı. Rabbimin kelamına zıt olmamalı. Fatiha ile ters düşmemeli. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demişsem benim hayatımda şükür olmalı. Ters düşmemeli ona. Ya bakın illaki derin düşünmesen bile o ayetler sana ne yapıyor? Bir böyle bir fener veriyor. Bir mesaj veriyor hocam. Bir ışık veriyor kafana. Kafanda bir ışık bırakıyor. Dolayısıyla ailede eşler benim şu günde şu kadar Kur'an okumam şart diye kendilerine bir kırmızı çizgi. Bir program hazırlaması gerekiyor değil mi hocam? Tabii bir kırmızı çizgi koymaları lazım. Yani ben ne olursa olsun misafir de gelse, çoluk çocuk da beni uğraştırsa, efendim şöyle işlerim de olsa şu vakitte ister sabah ister akşam ister başka vakitte şu kadar bir sayfa okuyacağım. Onu kişi kendin belirlemeli gerekiyor hocam. Yani artık nasıl ne kadar kolayına geliyorsa. Bunun hani diyor lamıcımı yok. Evet. Bunun lamıcımı yok. Bu kırmızı çizgiyi yani eğer aşarsak, hele de günümüzde aşarsak, hele de buna günümüzde böyle dikkat etmezsek, ihmal edersek, inanın iman, şu anda iman nasıl bir şey biliyor musunuz?
caddeye çıktığımız zaman bir saat şöyle caddede dolaşın, iman buharlaşıyor. Televizyonu açın, maalesef, şöyle bir yarım saat gezin kanalları, imanınız buharlaşıyor. Evet. Şu telefonu elinize alın, şöyle 10 dakika kaydırın parmağınızla, iman buharlaşıyor. Öyle bir zamandayız. Öyle bir zamandayız. Bu imanı tekrar yerine çekmek, muhafaza tutmak, edelim, muhafaza etmek ancak Allah'ın kelamını okumakla olur. Kur'an'ı okumakla olur. Dinlemekle olur. Hatmetmekle olur. Kur'an'la bir bağ kurmakla olur. Onun üzerine düşünmekle olur. Onunla alaka kur. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Yani bir de siz nerede olursanız olun zaten ulaşabiliyorsunuz Kur'an'a. Yani bu öyle bir lütuf ki şöyle de şu anda diyelim ki işte telefona yüklüyorsun. İstediğiniz yerde okuyabiliyorsunuz. Ya ben bunu öğrenemedim deme şeyiniz de böyle bir mazeretiniz de yok. Hani geçmişte belki yani hoca yoktu şu ama şu an öyle bir şey de yok. Yani hem basit iki gün düşündü öğrenirsiniz. Ya ben zaman ayıramam bunların hepsi kendimizi, bahane değil mi hocam? Kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil. Yani sen yemek yemeye zaman ayırıyorsan, çay içmeye zaman ayırıyorsan, dinlenmeye zaman ayırıyorsan 5 dakika, 10 dakika buna da zaman ayırırsın, ayırmalısın, ayırmak zorundasın. Niye? Çünkü biz muhabbeti nasıl öğreneceğiz, nasıl kazanacağız, nasıl anlatacağız, nasıl... Şimdi kaynak nerede? Burada. Evet. Güzel ahlakın kaynağı nerede? Burada. Cömertlikten bahsediyoruz. Kaynağı nerede? Burada. Aman israf etmeyelim, savurganlık yapmayalım diyoruz. Kaynağı nerede? Burada. Aman işte kaba davranmayalım, nezaketli olalım. Kaynağı nerede? Burada. Ya hayatımızda müspet ne varsa, yani fazilet adına, erdem adına, iyilik adına, güzellik adına ne varsa hepsinin kaynağı nerede? Burada. Hepsinin kaynağı burada. Ya şurada ne yapacağım? Eyvah. Bir bakalım şuraya. Kur'an'da geçiyor. Yani sizin ne tür probleminiz, ne tür sorununuz, ne tür eksiğiniz, kusurunuz varsa hepsiyle ilgili çözümler nerede? Yani sürekli danışmamız gerekiyor o zaman gündelik hayatımızda. Burada tabii. Evet. Tabii. Şimdi biz niye İslam dünyasının şu an perişan halini konuşuyoruz? Niye şurada katliam var, burada acı var, burada feryat var? Niye zalimler sürekli bizi sömürüyorlar? Niye? Şimdi bütün bunların sebebi ne? Çok açık ve net. Bizim bu Kur'an'dan uzak kalışımız. Evet. Bu Kur'an'dan uzak kalışımız. Şimdi ya hocam ne alakası var? İşte ya zalimler sana bomba atıyorken Kur'an okusan da seni bombalıyor filan. Bakın genel bir kapsamdan konuşuyoruz. Genel kapsamdan konuşuyoruz. Yani 3-5 kişinin okumasından konu bahsetmiyorum. Yani İslam ümmeti genel manada aile olarak, işte öğrenci olarak, artık sosyal hayatta Kur'an'dan uzak, Kur'an'ı okumaktan uzak, Kur'an'ı düşünmekten uzak, Kur'an'ı araştırmaktan uzak, Kur'an'la meşgul olmaktan uzak, Kur'an'la bağ kurmaktan, Kur'an üzerinde düşünmekten, tefsirini okumaktan uzak, uzak kalıyoruz. Genel olarak uzak. Yani 2 milyarlık İslam aleminde yani şu an gidin, şu an Kur'an'la uğraşanlar binde biri değil, milyonda biri değil şu an. Aha şu anda, şu vakitte bahsediyor. Uzak kalışın sebebi nedir? İşte bu uzak kalışımız bizim yani işte şeytana uyuşumuz, nefsimize uyuşumuz, aldanışımız, dünyaya dalışımız, yani imanımızın zayıflaması, heva ve heveslerimize uyuşumuz vesaire yani. Burada bir kesinlikle meselenin ciddiyetini kavrayıp harekete geçmek lazım. Yani ben bugün Kur'an okudum mu? Bu soruyu her gün kendinize soruyorum. Bir sayfa, gerekiyor. Bir satır, bir ayet mutlaka. Eğer okumadıysan bu sende bir hastalık olarak çıkacak. Sen bu Kur'an'dan gıdanı almadıysan, vitaminini almadıysan, proteinini almadıysan bu sende bir şey olarak çıkacak. Ne olarak çıkacak? Dediğim gibi eşine karşı öfke, bilinçsizlik, nezaketsizlik, kabasızlık, çocuğuna karşı ilgisizlik, evet, efendim çevrene karşı duyarsızlık çıkacak, bu şekilde çıkacak senden. Çıkacak. O yüzden artırmak gerekiyor. Kur'an'la muhabbetimizi artırmak gerekiyor. Yakınlığımızı artırmak gerekiyor. Ha kimisine bir sayfa yetmez. Hani doktora gittiğiniz zaman işte kimisine sen bundan 20 gramlı miligramlık ilaç alacaksın, öbürüne ne yazıyor? Sen bundan 60 gram miligramlık alacaksın. Yani farklı farklı doz, kimisine aşırı doz da gerekiyor. Kimine hastaneye yatman gerekiyor. Kimine hastaneye yatman. Evet, devam edelim. Hocam, Kur'an ve Sünnet'te aile bölümümüzün bir de hadis kısmı var. Bir hadis paylaşımımız olacak. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa ona bir hasene vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da 10 sevaptır. Ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Evet, çok meşhur, sürekli okuduğumuz, hatırladığımız bir hadis-i şerif. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okumak, yüzüne okumak,
Tabii ki manası, meali işte hani tefsir vesaire üzerine düşünmek, o da çok önemli. Fakat yüzünü okumaktan bahsediyorum. Şimdi elif, la, mim bir harftir demiyorum dedi değil mi? Elif ayrı bir harf, lam bir, her birine kaç sevap var? 10 sevap, 10 sevap var. Deniyor ki tabii alimlerin farklı tasnifleri var. Yani bazı alimler bu sayıyı, bu rakamı farklı tespit ediyorlar. Çünkü şeddeli harfler var. Şeddeli harfler 2 sayılıyor. Veya uzatma harfleri var değil mi? Vav, elif, ye gibi uzatma harfleri var. Onları farklı sayanlar var. Kur'an-ı Kerim'de 300.620 harf vardır demiş. Mesela kim? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Evet. Yani biz bunu ortalama bir şey düşünelim. 300.000 harf var Kur'an-ı Kerim'de. 300.000 harf. Peki bir sefer okuduğunuz zaman ne kadar sevap alıyorsunuz o zaman? Düz hesapla. 300.000 çarpı 10. Bir hatimde sevabınız ne kadar? 3 milyon sevap alıyor. Küsur sevap ediyor hatta. Küsur. Evet. 3 milyon sevap. Bir okumada 3 milyonluk bir sevap alıyorsunuz. Ya şimdi bizim bütün amellerimize sevap var mı? Mesela biz ne diyoruz? Cemaatle namaz kılmak değil mi? 27 kat sevabı var. Evet. Daha 27. Bir namazın sevabı 1 ise çarpı 27. Evet. Biz şimdi kaç sevaptan bahsediyoruz? 3 milyon sevap alıyorsunuz bir hatimde. Mesela İmam Cafer-i Sadık Hazretleri diyor ki Kur'an'dan 100 ayet okuyan bir kimse bir taşın yanına varsa, bir kayanın yanına ya Allah dese, kaya vursa diyor, kaya ikiye bölünür. 100 ayet bir cüze tekabül ediyor ortalama. Belki daha da az olabilir. Şimdi bu ne demek istiyor biliyor musunuz? Yani siz Kur'an'dan bir bölüm okuduğunuz zaman dua ettiğinizde duanız daha makbul olur. Çünkü artık sizde bir sevap var. Bir sevap yüklenmişsiniz. Hmm. Şimdi niye sadaka verenin duası makbuldür? Niye sadaka belayı def eder? Çünkü siz sadaka vererek bir sevap, öyle bir sevap kazanıyorsunuz ki o kazandığınız sevap sizi Allah'a yaklaştırıyor. Duanız daha makbul oluyor. Hmm. Duanız daha makbul oluyor. Şimdi siz sevdiğiniz birinin yanına gidersiniz, kapıyı çalarsınız. Kapı açılmayabilir. Ama sevdiğiniz sizin elinizde değerli bir şeyler olduğunu bilirse, pahalı bir şeyler mesela çiçek götürdünüz ve daha farklı şeyler götürdünüz, kapı daha farklı açılabilir. Bu dünyada böyle. Şimdi Rabbimizin huzuruna biz elimizde yani bir sevapla vardığımız zaman kapı daha farklı açılır. Şimdi dolayısıyla yani her bir harfe verilen o sevap, yani 10 sevap ki dedik ya 3 milyon, en az 3 milyon sevabı var. O 3 milyon sevap bizim dualarımızın kabulüne vesiledir. Hızlı kabulüne vesiledir. Yarın yine amel terazimizde ağırlığa sebeptir, değil mi? Emma men sekulet mevazinuhu fehuve fi işetir radiyeh diyor. Kimin tartıları ağır gelirse o hoşnut olunmuş, yani razı olunmuş bir hayat içinde olacaktır. Yani cennette olacaktır. Yani bizim burada kazandığımız sevaplar bir de amel terazimizdeki sevaplarımızı artırıyor. Dolayısıyla bu sevaplar hem bu dünyada bize duaların kabulü olarak dönüyor, artı ahirette de amel defterimize, amel terazimize konuyor. Değil mi? Evet. Şimdi bu dünyada sadece dualarımızın kabulü de değil. Dünyada sevap ne demek biliyor musunuz? Dünyada sevap kazanmak. Aslında şöyle hafif üzerinde düşünsek, dünyada kazandığımız sevap aslında bir sonraki hareketimizde, sözümüzde, davranışımızda olumlu tarafı seçmek demektir. İsabet etmek demektir. Burası aslında çok önemli. Yani siz diyelim ki 100 sevap kazandınız. Bu sevap sizi nereye götürecek dünyada? Bu sevap sizi güzel bir amele götürecek. Başka bir ibadete götürecek. Bakın sevabınız arttıkça bir sonraki hareketiniz de bu sevaba bağlı olarak gelişiyor. Evet. Yani hayatımızı yönlendirecek. Yönlendiriyor. Bir silsile bu. Evet. Bu bir silsile. Yani kazandığınız sevap sizin bu dünyadaki gelecek hayatınızı da ne yapıyor? İnşa ediyor. Yani kar topu gibi hocam. Kar topu gibi inşa ediyor. Şimdi bazen kişi hayret eder. Ben bu iyiliği nasıl yaptım diye. Ya ben yaptığı iyiliği hayret eder. Yaptığı iyiliği hayret eder. Ya bu iyilik senin daha önce kazandığın bir sevap yüzünden ya, sana verildi. Ya. Şimdi Allah-u Teala birçok kişiye nasıl diyelim, çokça dünyalık verir. Çokça zenginlik verir. Peki bunlar bu zenginlikle hayır yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Niye? Çünkü o nasip işi. O nasip işi. Hayırı kimler yapabilir? Sevabı olanlar yapabilir. Dua alanlar yapabilir. Hmm. Eğer sizin sevabınız yoksa siz hayır yapamazsınız. Eğer siz daha önce sevap kazanmıyorsanız daha sonra namaza duramazsınız. Biz şimdi bakın ibadetlerin bir öncesi var. Yapılan
hayır hasenatın bir öncesi var. Bir tane sahabe gelip diyor ki ya Resulallah, ben diyor daha önceden de iyilik yapardım diyor. Daha önceden de komşuma yardım ederdim, akrabamı sorardım. Daha önceden de insanlara hep iyi davranırdım diyor. Ne oldu diyor onlar? Hani iman etmemişken onlar boşa mı gitti? Zaim oldu. Ne zaim oldu? Çünkü evet. Hani şu an Müslüman olduk. Eskiden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor? İki kelime. Eslemte bima eslefte. Sen zaten daha önce yaptıkların sayesinde Müslüman oldun. Ya. Yani Allah sana şu imanı nasip ettiyse bunun bir öncesi var. Öncesinde demek ki senin bir iyi tarafların vardı. Bir iyilik, bir şeyler yaptın. Evet. Bir şeyler yaptın. Allah sana bakın bunu müşriklikten imana geçme olarak okuyoruz. Peki bir Müslüman hayatı için düşünelim. Ya sen şu iyiliği yaptın. Bil ki eğer burada halis niyetle yaptıysan, gerçekten Allah için yaptıysan bir karşılığı olacak. Bu iyilik sana dünyada bir şey daha getirecek. Evet. Tamam, bu ahirette zaten amel defterine, amel terazine konacak. Ama bu iyilik sana dünyada bir iyilik daha getirecek. Yani öncesi sonrasında bir vesile tabii, oluyor. Tabii, şimdi çekecek onu. Evet. Peki günah işleyen için tersini düşünelim. O da mümkün mü? Aynı şey, aynı evet. Şeyden bahsediyoruz. Şimdi içki içen, az önce içki içen az sonra ne yapacak biliyor musunuz? Bir hata daha yapacak. Daha kötü bir şey. Bir günah daha işleyecek. Yani. Şu onu çekecek. O onu çekecek. O onu şekillendiriyor yani. Tabii zincirleme. Evet. Zincirleme. Şimdi biz niye ayette ne okuyoruz? Ve la takrabuz zina ve la takrabul fevahiş. Zinaya yaklaşmayın. Çirkin şeylere yaklaşmayın. Ve la takrabu malel yetim. Yetim malına yaklaşmayın. Siz bir adım attığınız zaman devamı gelir. Devamı gelecek. Evet. O adımınız, kazandığınız günah size bir başka günaha getirecek. Silsile haline gidecek. Eğer hemen tövbe edemezseniz, hemen istiğfar edemezseniz o büyüyecek de sizi cehenneme düşürecek. Allah muhafaza. O yüzden okuduğumuz Kur'an'dan aldığımız sevabın karşılığı bu dünyada hem dualarımızın kabulü, hem isabet, hem de bir sonraki sevap, bir sonraki iyilik, bir sonraki ibadet demektir. Evet. Demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hatmiyle ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kur'an'ı diyor hatmeden bir kimseye kabul olacak bir dua hakkı verilir. Hani dile benden ne dilersen diye bir söz okuruz ya. Evet. Kur'an'ı hatmeden kişiye Allah-u Teala ha tamam şimdi sen dile benden ne dilersen. O yüzden şimdi eğer çok 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 istediğimiz bir şey varsa böyle erişmek istediğimiz, ulaşmak istediğimiz veya bir sıkıntı varsa kurtulmak istediğimiz o zaman bize bir yol söylüyor. Şu Kur'an'ı bir hatmedin, ondan sonra elinizi açın. Ondan sonra elinizi açın. Bu çok önemli. Evet. Yine başka bir hadis-i şerifte Kur'an'ı okuyan kimsenin diyor alnından bir melek öper. 60 bin melek o kimse için dua eder. Bunlar bakın Ahmet Mehmet söylemiyor, Ali Veli söylemiyor bunu. Bunu alemlere rahmet olarak gönderilen Astakul Masluk söylüyor. Doğruların en doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an okuyan, hatmeden bir kimseye 60 bin melek istiğfar eder. Ya Rabbi buna yardım eyle, bunun günahlarını affeyle, bunu sev, bundan razı ol gibi. Şimdi dolayısıyla her bir harfine 10 sevap. Peki bu normal zamanda böyle, Ramazan'da kat kat daha fazla. 10 sevap değil, daha fazla. Yine bazı sureler kat kat daha fazla. Yasin suresini okumak, İhlas suresi Kur'an'ın 1/3 demek ki her bir harfi kaç bin sevap kazandırıyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerifi zihnimizde tutalım. Ha ben şu an okudukça kazanıyorum. Okudukça kazanıyorum. Ya burada ticaret, imanı oralara girmeyelim. Sen Allah rızası için okuyorsun. İmanını güçlendirmek için okuyorsun. Rabbine yakın olmak için okuyorsun değil mi? Günahlarımızı affettirmek için okuyoruz. Dolayısıyla hem o kazancımız var hem de sevap kazanıyoruz. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Hocam ikinci bölümümüz kulağa küpe güzel söz. Malumunuz bu haftaki konumuz Kur'an tilaveti ve aile. Her türlü sıkıntı, bela ve musibetten kurtulmanın yegane yolu Kur'an'a sarılmak ve onu hayata tatbik etmektir. İbadet ve taatlere devam edin. Bilhassa en faziletli ibadetlerden olan tedebbür, tertil ve edeple Kur'an-ı Kerim'i okumayadan ayrılmayın, sarılın. Zira Kur'an'ı böyle okumak, Allah ile konuşmak gibidir. Muhammed Hadimi.
Evet, Osmanlı alimlerinden, son dönem alimlerinden ki bu hadis-i şeriflerde de zaten bu şekilde okuyoruz. Sıkıntılardan, az önce dedik ki ailedeki sıkıntılardan kurtulmanın yolu neymiş? Kur'an'a sarılmak, onu hayata tatbik etmek. Evet hocam. Eşinizle ilgili yaşadığınız, çocuklarınızla ilgili yaşadığınız sıkıntılardan kurtulmak ne? Sürekli Kur'an'ı okumak ve ona hayata tatbik etmek. Mesaj hep aynı. İbadet ve taatlere devam edin. Bilhassa en faziletli ibadetler, en fazilet ibadetler. Ne dedi onlar? Bakın, tertil, tedebbür, tertil, edeple Kur'an okumak. Tertil, düzenli okumak. Yani düzenli, edeple okumak. Düşünmek üzerine, tedebbür düşünmekti. Böyle okumak Allah ile konuşmak gibidir. Zaten hadis-i şerif diyor ki, Rabbi ile konuşmak isteyen Kur'an okusun diyor. Rabbi ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. Güzel bir hatırlatma olmuş. Evet. Hocam, üçüncü bölümümüz bir kulağı bir düstur. Burada bu hafta konuşacağımız konunun biraz daha özeti çıkarılabilecek kelimeler de böyle. Kur'an okumak için 5D kuralımız var hocam. Maddeler halinde sıralayayım. Dinlemek, devamlı okumak, düşünmek, davranışa dönüştürmek, ders çıkarmak. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'i sadece okumak değil, dinlemek de sevaptır. Dinlemek de sevaptır. Dolayısıyla her zaman okumaya fırsat bulamayabiliriz. Ama dinlemeye fırsat bulabiliriz. Evet. Yani dinleyebiliriz. Ki günümüzde güzel okuyanlar da çok, değil mi? Yani bunlara ulaşmak da çok kolay. Şimdi bazen otobüslerde filan dolmuşlarda görüyorum, metrolarda sürekli kulaklarında bir şeyler takılı insanların, telefon. Şimdi madem ki kablo da var, işte kulaklık da var, evet. Neyse artık bununla aslında dinleyerek sevabımızı artırabiliriz. Yani hem de Kur'an'la. Yani dinlemenin de bir sevabı var, değil mi hocam, okumanın dışında? Tabii. Her cuma namazında hoca okuyor, değil mi? فَإِذَا قُرْئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ diye okuyoruz. Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا لَهُ, ona kulak verin, dinleyin onu. Kur'an'ı dinleyin. Şimdi Kur'an'ı dinlemek bazen okumaktan daha şeydir de. Çünkü okuyan kimse belki rastgele okuyabilir ama dinleyen kimse dikkatli de dinleyebilir. Yani her zaman için demiyorum ama dinlemek çok önemli. Bir de dinlemek de insana hatırlatır, değil mi? Yani unutmuşsunuz, bir dinliyorsunuz, hatırlamak da önemli. Dinleyerek de insan üzerinde düşünebilir. Dolayısıyla dinlemek önemli. İkincisi, devamlı okumak. Asıl bu zaten ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bir örnekle anlatıyor. Hani Kur'an'ı bitirip hatmedip tekrar başlayan kimseyi övüyor. Tekrar başlayan kimseyi, Fatiha'dan tekrar başlayan. Hicri aylar kaç tane? 12. Normal miladi gibi 12 tane ay var. Kur'an-ı Kerim'de 20 sayfaya bir cüz diyoruz. 20 sayfaya bir cüz diyoruz. Dolayısıyla günde 20 sayfa okuyarak, bir cüz okuyarak, evet, yılda kaç hatim yapabiliriz? 12 hatim yapabiliriz değil, yapmalıyız. Yapmalıyız. Yapabiliriz, evet. Biraz sanki yapmak zorundayız da diyelim, hadi yapmak zorundayız. Yani imanımızı korumak için. Demek ki her gün 20 sayfa bitirdik tekrar başa. Bitirdik tekrar başa. Bu ne oluyor bu sefer? Zikir oluyor. Zikirle sürekli tekrar etmek. Zikir. Ki Kur'an-ı Kerim'de de sürekli zikredenlerin faziletini okuyoruz, değil mi? Kalpler ancak neyle tatmin olur diyor ayette. Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Ne kadar az zikrediyorsunuz diyor. Allah'ı onlar çok az zikrederlerdi diyor. Yani sürekli hep tekrar. Sürekli bizi zikre yönlendiriyor. Zikir kelimesi Arapçada bir de hatırlamayla eşdeğer. Yani o anlama da geliyor. Demek ki zikreden kimse hatırlar. Yani unuttuğumuz şeyleri nasıl hatırlayacağız? Tekrar sürekli edeceğiz. Tekrar ederek hatırlayacağız. Şimdi şu anda aklımızda Elyasa peygamber var mı? Şu an aklımızda Zülkarneyn var mı? Yok. Yok. Nasıl hatırlayacağız? Okuduğumuz zaman hatırımıza gelecek. Okuduğumuz. Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssası diyoruz. Evet. Vallahi hatırlıyorum, sanki öyle bir şey vardı. Ama tekrar ettiğimiz zaman. Ama tekrar ettiği zaman geliyor. Evet. Tam bir yerlerde duruyor belki ama tekrar ettiğin zaman çıkıyor. Dolayısıyla devamlı okumak. Ve madem ki bitirene en az 3 milyon sevap var, o zaman her ay bu 3 milyon sevabı almak. 3 milyon sevabı almak. Bu çok önemli. Üçüncüsü ne?
düşünmek. D harfi düşünmek. Yani tedebbür dedi, tefekkür de diyebiliriz. Üzerinde kafa yormak. Yani acaba ne diyor burada, burada ne gibi dersler var, ben buradan ne alabilirim şeklinde. Veya alimler acaba ne demiş, tefsirlerde buna, bu nasıl geçiyor, meallerde ne diyor. Mesela az önce dedik ya, Zülkarneyn aleyhisselam kimdir? Veya Kur'an-ı Kerim'de mesela dua nerelerde geçiyor? Veya tevbe nasıl geçiyor, takva nasıl geçiyor gibi, böyle hem kelime, kavram ile hem direkt ayet-i kerimeleri düşünerek, hem sırayla okuyarak düşünerek, ki bununla ilgili İhya, mesela İmam Gazali'nin eserlerinde çok örnekler okuyoruz. Mesela evet, tasavvuf büyükleri veya işte tabiinden olan zatlar bazen bir sayfa üzerinde, bir ayet üzerinde günlerce, haftalarca düşünmüşler. Yani bu ayet acaba başka ne tür dersler anlatıyor gibi üzerine kafa yormuşlar. Şimdi dünya meselelerinde sürekli kafa yormuyor muyuz? Evet hocam. Adam ticaret, dükkan açmış. Acaba ben nasıl borçları öderim? Nasıl evet, geliştiririm burayı? Sürekli düşünüyorum. Nasıl müşteri çekerim? Evet. Veya adam bir tohum ekiyor. İşte tarlada tohum, bir ekim, ziraat yapıyor. Ya ben buradan nasıl ürün kaldır, daha iyi ürün alabilirim? Bu ürünü nasıl artırabilirim diye kafa yoruyor. Yoruyorsun değil mi? Evet. Veya bir sıkıntın olduğun zaman kafa yormuyor musun? Yani işte bundan nasıl kurtulurum? Yani nasıl doktora, nasıl hangi doktora giderim gibi, değil mi? Dördüncüsü davranışa dönüştürmek. Evet. Yani biz hani Kur'an'la amel etmek diye sürekli okuyoruz. Ben bunu farklı söyleyelim. Şimdi davranışa dönüştürmediğimiz şeylerde bir samimiyetsizlik vardır. Okumalarda, dinlemelerde bir samimiyetsizlik vardır. Mesela ben sana dedim ki şu suyu verir misin dedim. Sen hiç oralı olmadın. Yani kalkıp da o suyu vermedin. O zaman senin bana karşı, ben neyin anlarım? Samimi değil bu. İçten yani, değil. Hmm. Beni can kulağıyla dinlemiyor, önemsemiyor. Ben bunu anlarım. Çünkü hayatına bir yansıması yok. Şimdi sen davranışa dönüştürdüğün zaman ben anlıyorum ki bu demek ki samimi. Bu demek ki içten. İçten yapıyor bunu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu böyle geçiyor. Az önce söyledik ya, Kur'an okunduğu zaman dinleyin dedi, değil mi? Evet. O zaman benim öyle yapmam lazım. Öyle yapmam lazım. Ayet-i Kerime'de ne dedi? İşte vel kâzımîne el gayze vel âfîne anin-nâs dedi. Onlar öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Öyle değil mi? Böyle okuyoruz. O zaman ben ne yapmam lazım? Kur'an öyle dedi ya, ben bunu davranışa dönüştürmem lazım. Öfkelendiğim zaman, ya Kur'an dedi ki öfkelerini yutarlar. O zaman şunu bir öyle bir yutkunayım. Evet. Vel âfîne anin-nâs dedi. O zaman bir insanlar affedi. Kur'an-ı Kerim ne dedi? Hakkı sabrı tavsiye ederler dedi. O zaman boş durmayayım. O zaman davranışa dönüştüreyim bunu. Arkadaşıma tavsiye edeyim. Yanımdakine, çocuğuma, eşime tavsiye edeyim. Bak doğrusu bu, böyle yapmak lazım. Bak şu yanlış, bunu yapma diye. Ve Allah, yani sabredelim, Allah sabrımızı sabır verir gibi. Yani okuduğumuz şeyi o anda nasıl yapabilirim? Nasıl yani fiile dönüştürebilirim? Bu esas olan budur. Esas olan bu. Diğer de ders çıkarmak. Zaten az önce dedi ki düşünmek. Düşünmek nereye götürmeli bizi? Düşünmek nereye? Ders çıkartmaya götürmeli. Artık ben dersimi aldım. Düşündüm, dersimi aldım. Okudum, dersimi aldım. Dinledim, dersimi aldım. Bundan sonra kusura bakma. Hep bunlar birbirinin peşine gelen zincirin halkı. Bundan sonra kusura bakma. Sen ne dersen de bak, ben Kur'an'dan dersimi aldım. Evet. Veya bunlar şöyle yaparsa yapsın, ben Kur'an'dan dersimi aldım gibi. Ders çıkartmak çok önemli. Yani kulağa küpe dedik ya. Evet, kulağa küpe ders almak. Evet. Hocam, bir kural bir düstur bölümümüzü de geçiyor. Dördüncü bölümümüze geliyoruz. Aile haberleri. Burada gene bize fedakarlığıyla örnek olacak bir aile haberimiz var. Hocam, başlığımız engelli eşi ve dört kızına gözü gibi bakıyor. Haber Ağrı'dan gelen bir haber. Ağrı'da engelli eşine bakıp dört kızına hem annelik hem de babalık yapan Gülcan Öğüş fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini topluyor. Eşi Vahit Öğüş'ün 2016 yılında kalp krizi geçirmesiyle hafıza kaybına uğradı. Fedakar eş Gülcan Öğüş şunları ifade ediyor. İhtiyaçlarını karşılayamayan eşimin temizliğini, tıraşını, bakımını, yemeğini ben yapıyorum. Dört kız çocuğum var, onlar da okuyorlar. Eşim bazen evin yolunu dahi unutuyor. Peşinden gidip eve getiriyorum. Beyninde hasar olduğu için unutkanlığı var. Kızlarım da okumaları için elimden geleni yapıyorum. Bütün yük omuzlarımda, Allah'ın yardımıyla bu yükü omuzlamaya gayret ediyorum. Hamd ediyorum demiş. Evet, şimdi örnek aileler yani bize bir anlamda
yani yol gösteren hal hareketleriyle, yaptıklarıyla. Şimdi burada bir ne var? Sabır var. Sabır var. Ne tahammül var. Başka fedakarlık var. Evet. Fedakarlık var. Büyük bir fedakarlık. Tabii. Şimdi peki bu örneği siz Kur'an'dan bu topluma yani hükmeden ya bir şekilde hayata hükmeden Kur'an'dan ayrı düşünebilir misiniz? Yani bu örnekleri biz işte diyelim ki Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın hayatında Eyyub Aleyhisselam hasta yatağında ona kim bakıyor? Kim onunla ilgileniyor? Hazreti Eyyub Aleyhisselam'la eşi ilgileniyor. Hatta eşiyle ilgili ismi için sanırım Leyla diye bir isimle geçiyor kitaplarda. Eşi yani biz bir yer daha ya bir hasta ve hastalığına sabreden bir peygamber vardı gibi diye mutlaka hatırlıyordur o, evet. insanlarımız. Şimdi burada 3 yıldır özürlü olan kocasının bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani bedensel ihtiyaçları işte tıraş olma değil mi? Lavaboya bile gidemiyor diyor. Evet hocam. Karşılıyor. Gidiyor karşı. Dışarıda arıyor hani kaybolmasın diye. Bu kadar. Hafıza kaybolduğu için evin yolunu dahi unutuyormuş. Tabii. Yani bu nedir? O zaman hayatımıza şöyle çeki düzen verip ya Allah-u Teala bize böyle nimetler vermiş. Bu kadar sağlık, sıhhat, afiyet vermiş. Kadrini, kıymetini bilmek. Ya başkasına yani. Böyle dertler, imtihanlar yani. Verirken bize vermemiş. Yani. Daha verebilirdi de, verebilir de, farklı şeyler de verebilir. O zaman ben şükretmek için ne yapayım? Yani evvela şu nazımı, şu eşime yaptığım eziyeti, sözlü fiili eziyeti bir bırakayım. Yani basit dünyalık şeyleri sorun etmeyeyim. Bakın böyle biraz düşünüp ve ben biraz şöyle kendime geleyim. Nasıl geleyim? Ya biraz okuyayım, biraz düşüneyim gibi bize bir ders vermesi lazım. Yani bize bir ders vermesi lazım. Bu hayatların bize bir ibret olması gerekiyor. Tabii. Yani zaten bu örnekleri bunun için okuyoruz. Evet. 4 tane kız çocuğuyla ilgileniyor, bunları okutuyor. Artı bir de kocasının hastalığı ki Allah muhafaza. Ne diyelim yani Rabbim yardımcısı olsun, amin yardımcılar olsun. Zor bir durum, kolay bir hal değil. Hocam 5. bölümümüz tavsiye kitap. Bu hafta tavsiyesini yapacağımız kitap ayet ve hadislerde Kur'an okumanın faziletleri Adem Karataş'ın kaleminden bir kitap. Şöyle bir ön tanıtımı var. Kur'an okurken dilin görevi ağır ağır ve doğru olarak harfleri telaffuz etmek. Aklın görevi manayı düşünüp anlamak. Kalbinki ise bu manalardan gereken dersleri ve tesirleri almaktır. Yani ağız okuyacak, akıl tercüme edip anlaşılır hale getirecek, kalp de kişinin o manalar istikametine yönelmesini sağlamış olacaktır. Evet, Kur'an okumanın faziletleriyle ilgili tabii hadis-i şerifler de var ki bu kitapta çok güzel derlenmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine, Adem hocama. Şimdi bu programın bir yerde özetini almak istiyorsanız... Evet. Bu kitabı temin edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Evet. Ki biz Kur'an okumanın faziletiyle ilgili sadece bir ayet paylaştık. Kur'an-ı Kerim'de başka ayet-i kerimeler de var. Mesela ne diyor? وَاُمِرْتُ اَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنَ diyor. Yani ben Kur'an'ı okumakla emrolundum diyor ayet-i kerime. Veya ilk ayet neyle başlıyor? İkra diye başlıyor değil mi? Oku diye başlıyor. Şimdi bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği radiyallahu anhuma diyor ki وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللّٰهِ bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır da يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını okurlarsa ve yetedarisunehu beynehum aralarında bundan ders yaparlarsa. Yani bir ev ders yaparlar. Bir cami olabilir, mescit veya bir başka bir yer olabilir. Bir araya gelip Allah'ın kitabını okudular, ondan ders yaptılar. İlla mutlaka diyor nezelet aleyhimus sekine onların üzerine sekine iner. Bir rahatlık, bir ferahlık, bir genişlik iner. Ve haffethumul melaike ve etraflarını melekler sarar. Ve gâşiyethumur rahmeh ve rahmet onları kuşatır. Eyvah. Ve başka hadisin devamında ve zekerehumullahu fîmen indeh Allah onları katındakilere över. Der ki bak kullarım bir araya gelmişler benim kitabımdan okuyorlar. Yani zaten insanların en hayırlısı
Men teallemel Kur'an'ı ve allemehu dedi değil mi? Hayrukum. Yani sizin en hayırınız kim? Kur'an'ı öğrenen, öğreten. Yani okuyan, okuyan, okutan, anlayan, düşünen. Rabbim okumayı nasip eylesin. Amin. Sürekli okumayı nasip eylesin. Amin. Düşünmeyi, ders çıkartmayı ve davranışa dönüştürmeyi, yani eyvallah, onunla amel etmeyi nasip eylesin diye. Allah razı olsun. Cümle çok de teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyiciler, Saadet-i Daire'nin programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.